Biz 2004-2014'te de belediye başkanıydık. O dönem en son dönem, ikinci dönemde arıtma tesisiyle ilgili SUKAP'a bir başvurumuz vardı. %75 hibe hakkı kazanmıştık. Sonraki dönemler içerisinde bu yapılmadı. Arıtma tesisi, katı atıkla ilgili biliyorsunuz bir tartışma yürüyor. Yani Pertek Belediyesi oradan çekildi. Ama çöple ilgili de geri dönüşümü daha profesyonel evlerden başlatıp daha önce de yapmış olduğumuz bir uygulama vardı. Diyelim ki poşetlerle birlikte beyaz poşet, yeşil ve mavi diye ayırmıştık. Cam şişeyi maviye, beyaza kağıdı, diğerine de yemek atıkları. Ama Pertek'te genel anlamda bahçeli evler olduğu için de o atıkların aslında gübreye dönüşmesi, özellikle yemek atıklarının, ama diğerlerini de bir şahıs belirlemiştik. O da Elazığ'a götürüyordu kağıt, pet ve diğer şeyleri. Ya buraya dönmek lazım. 10 yıl içerisinde burada bir 2004-2014'te biz vardık ama 2014-2024 arasında da bu noktada çok bir gelişim olmadı. Şimdi bu sorunlar duruyor. Deprem diye bir gerçekliğimiz var. Dersim merkezde bununla ilişkin çalıştaylar, sohbetler, söyleşiler oldu. Baro'nun ve TMOB'un bir yönetmelik hazırlığı mecliste geçti. Pertek'te de bunun yapılması gerekiyor. Sivil toplumu katarak, muhataplarını katarak depremle ilgili hangi binaların metruk olduğu, hangi binaların güçlendirilmesi gerektiğini, kamu binalarda dahil. Ve genelde de bahçeli bir nizam olduğu için %80'e yakın, daha çok ayrık nizam dediğimiz bahçeli nizam. Doğalgazla ilgili bir meselesi var. Pertek'in, yani ilçelerinde öyle, ama bizim yetkililerle görüşmemizde 2025 içerisinde yatırım programına sunulduğu, bunun takibi gerekiyor. Dolayısıyla doğalgazla ilgili eğer yatırım programında geçmesi halinde 2026'da da biz iktidar olduğumuzda kazım işlemleri, ana hatları, döşeme işlemleri başlayacak. Sadece Pertek için değil, Çemişgezek ve Hozat için de aynı şey söz konusu. Burada da halkımızın bunu bilmesine yarar var. İlçede gençlikle yaptığımız toplantılarda bir kütüphane ihtiyacı var. Bu ihtiyacı gidereceğiz. Kadınların bir kooperatif girişimleri var. Bunu destekleyeceğiz. El ürünleri, el sanatları, becerilerle ilgili. Her iki feribot günlük çalıştığı için o standartımız düzenli olarak kadın kooperatifiyle takip sağlayacağız. Yani pazarlamayı da onu yapacağız, öyle diyelim. Tarım hayvancılıkla ilgili projelerimiz olacak. Geçmişte pancar, kurutma, sebze yaptığımız şeyleri, bunları daha geliştireceğiz. Öyle söyleyelim. Kadınlarla birlikte yaptığımız bir çalışmaydı. Bunu ilçeye ve köylere kadar yaymayı düşünüyoruz. Çünkü 20 yıl içerisinde bazı köylerimizde nüfus kalmayacak yaş itibariyle düşündüğümüzde. Bu anlamda öğrencilere eğitim yardımı dediğimiz, zaten her öğrenci Pertek'e kaydolduğunda üniversite öğrencisi ve üniversiteye giden Pertekli öğrencilere, yani yıllık bir 20 bin TL gibi bir şey düşünüyoruz. Bu onların hakkı, zaten nüfusa kaydolduklarında gelen ödeneğin yarısını oraya aktarmış olacağız. Böyle bir düşüncemiz var. Yani Pertek güzel yerler turizm anlamda. Ama en önemli şey şu, daha önce geçmişte 5000 küsur nüfusunu biz 7500'e çıkarabilmiştik. Bu hedefimizi sürdüreceğiz. Şu anda 6000 küsur nüfusu. Yani 7000'i 8000'e nasıl çıkaracağız diye kafa yoracağız. Hem göçü durdurma hem de dışarıda göç alan bir ilçeyi yaratacağız. İşçi alımlarıyla ilgili yöntemimiz şu olacak, bir mekanizma kuracağız ve mahallinde soracağız. Hem tabii ki resmi işlemler olacak e-devlet üzerinden, ama konu komşusuna da sorup bunu tutanağa bağlayan ve onlarla iyi geçinen, işte gerçekten ihtiyaca göre bir alım olmasını önereceğiz. Temizlik konularında şikayetçi var. İçme suyu noktasında, sulama suyu kanalları noktasında sıkıntılar var. Bunları biliyoruz. Bir de geçmişte bizim dönemimizde başvurulan ya arıtma tesisi gibi, gençlik merkezi gibi, kütüphane gibi, kamping alanı dediğimiz bir kamp alanı, aynı zamanda deprem toplama alanı da olarak kullanılacak bir alan projemiz vardı. Halkla birlikte şu anda projeler yakın ve orta vadede, uzun vadede yapılacakları planlıyoruz. Bunu halka sorarak yapıyoruz. Ama genel anlamda söyleyeceklerimiz bu. Çarşı, meydan düzenlemeleri, sağlıklaştırması gibi. Pertek Tarihi Kentler Birliği üyesi oldu bizim dönemimizde, geçmişte. 21 yapıyı tescilledik. Yani burada tabi Hozat Ergen, Hozat'taki Avuçan Türbesi'ni de Pertek Belediyesi olarak tescillemiştik. Baro Başkanlığı döneminde de birçok yeri tescilleme çalışması yaptık. Bunları da sürdüren, yani tarihine, inancına, diline, kültürüne sahip çıkan, işte festival yıl boyu yapan, geçmişte yapılan sinema günleri, tiyatro günlerini devam ettiren,
Yine spor, kadın spor takımımız vardı. Üçüncü liğe çıkmıştı voleybol. Bunları nasıl devam ettirebiliriz de buna da bir kafa yoran bir belediye olacak. Yönetim şekli de mahalleden, mahalle meclisinden, halk meclisinden oluşan bir yönetim şekli. Perteğin geçmiş 10 yıl değil ama bir önceki 10 yılda bu tecrübesi vardı. 3-4 ayda bir toplanan halk meclisi vardı. Yani bunu da hayata geçireceğimize inanıyorum. Çünkü Pertek bunu yaşadı. Bir yönetim şekli de öyle olacak. Halkın içinde olacağız. Düğününde, cenazesinde. Hiçbir şekilde ayrım yapmayan, oy verdi vermedi ayrımına girmeden. Sorunla karşılaştığında sorunla boğuşan değil de çözümüyle uğraşan bir belediye anlayışını kuracağız. Genel şöyle bir eleştiri var. İtfağın son gecikme halleri de sayarsak. Yerele dayanması gerekiyor. Bizim de sık sık karşılaştığımız bir eleştiri. Bu yapılar bir yıl öncesinden, hatta bana göre 5 yıllı, yani şimdi seçimi diyelim kazandık. Bir sonraki 5 yılı planlayabilecek bir ekibin olması lazım. Her yapıda 2 olur, 3 kişi olur. Sürekli düzenli toplantılarını yapan, belediyeyi denetleyen, halkın gözlemini, eleştirilerini alan, gerekirse belediye başkanlığına ve meclis üyelerini geri çağıran bir yapıya dönüşmesi lazım. Geçmişte bu yapılmadığı için eksikti. Gördüğümüz eksikler şu. Yerelin biraz esas alınması lazım. Yerel ilçe örgütlerin, halkının esas alınması gerekir. Burada bir Nisan sonrası değerlendireceğimiz eksikler var. Çünkü bir yarış içerisindeyiz. Bu yarış içerisinde eksiklerle günde boğuşmak çok doğru olmayacak. Genel anlamda gördüğüm Pertek'teki bir toparlanma, çalışmanın da bir motivasyon kazandığını görebiliyorum. Hani diğer partilere baktığımızda, çalışma ekiplerinin kalabalığına baktığımızda bu anlamda biraz daha ileride olduğumuzu düşünüyorum.